Üsküdar Doğancılar, Tunus Bağ Caddesi deneyi, deneme 13. Ya Minnesota deneyi falan deseydin, Cloverfield de olabilir ya. Onlardaki isimler daha bir havalı Münir'ciğim ya. Tunus Bağ deneyi nedir ya? Enerji devrede. Sistem aktif. Bağlantı tamam. Adrenalin zerk edildi. Ya Allah, Bismillah. Ya yeter ulan. Bir şey gösterseydiniz size. İnanın geldim. Ne biçimiz anda? Nasılsınız siz? Verdiniz yeni mekilmeyi iki saatte bir lan. Bu ne ya? Bezmi meyde süfühanın saza meftun olanı nazarımda su içen eşeğe ıslık gibidir. Bu ne ya? Google Translator'dan daha başarısız bir icat yapmayı nasıl becerdim ben ya? Hiçbir şey anlamadım arkadaş. Konuştuğunu anlamıyorum, düşündüğünü anlamıyorum, yaptığını anlamıyorum. Dekoder taktık hala karlı gösteriyor lan. Hayır ben de anlamadım ki. Halbuki Stephen Hawking'de ne güzel işe yaramıştı ya. Cavit, bir kafatı patsak mı? Yapsak mı ya? Siz kafanı verince beyniniz esnasın. Gördükten sonra hayatta sıkı sıkı sarılırsınız. Kalkamayacağız lan bende. O zaman ben şalteri kapatıyorum Cavit. Elektrik faturasının kağıdına sığmayacak sayılar. Elektrik kaçak, su yok. Yapı belediyede kayıtlı değil. Aslında burası yok. Kendimce ufak bir gizem katmak için. Öyle faturadan kaçmak için değil ha. Benim de Bermuda şeytan üçgenim burası. Lan sen nasıl bir adamsın lan Cavit? Seni ben bile yadırgıyorum lan. Halbuki taharet musluğunun bana verdiği tedirginlikten dolayı klozete oturamayan adamım ben ya. Ayaklarımla üzerine tüneyip öyle yapıyorum. Bir nevi serbest düşüş deneyi yapıyorum yani. 40 yıllık deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki evet. Bir elmayla bowling topu aynı sürede yere düşüyor. Nevi şahsına münhasır bir adam olduğum doğru. Hatta bir inceleme konusu bile olabilirim Cavit. Ama senin yanında kendimi normal bir adam gibi hissediyorum ben. He. Gözünü seveyim sus. Allah'ını seversen sus. Sayın başhekimim. Evet geldi sıcaklığı efendim. Balla kesiyorum. Bu cümlede benim kuyruk sokumum nesne efendim. Özne değil. Evet, bu cümledeki özne şu anda bana ettiğiniz küfürde elinizde tuttuğunuz şey olsa gerek efendim. Evet efendim. Dolaylı tümleş mi? Tabii ki alt dudağım efendim. Çünkü oradaki asıl eylem kulaklarımın şınav çekmesi efendim. Evet, çekmek fiil efendim. İşinize karışmış gibi olmayayım ama gelmişim, geçmişim ve yetecektim zincirleme isim tamlaması olmaz ki. Efendim, zincirleme kelimesi sizde bir grup insanı çağrıştırıyor olabilir. Evet ama öyle değil. El ele tutuşsalar da olmuyor efendim ya. Adam iyice oyuna vurdu olayı Münir'ciğim ya. Küfür ediyor, hadi ögelerini ayır diyor bana Münir'ciğim ya. İnanır mısın yükleme kim sorusunu sordum. Gizli özne içimde kıpırdadı ya. Cavit, bu ne? Elime sakın! Yok sayın başhekimim size demedim. Asla demem. Dersem tahrik olur, gaza gelir coşarsınız efendim. Sayın başhekimim. Ben sizi arayayım. Babaannemin sırt kaşıngacı elinizde dursun efendim. Müsait bir zamanda arayacağım ben sizi efendim. Tabii tabii. Siz kaşıngacı tuzlu suya koyun kokmasın. Ben sizi arayacağım efendim. Oldu. Saygılar, hürmetler efendim. Ya niye basıyorsun arkadaşım? Kurban matiği çalıştırmışsın. Bu kurbanı ters çevirip asmak için mi Münir abicim ya? Kaba sizden yalnızdı. DNA sizde. Ne oluyor karanlısı? Ne oldu? Eline sigara dünyanın daha güzel oldu. Çalıştı lan çalıştı. İşe yaradı. Başardık. Çak. Televizyon anteni gibi ters döndürünce çalışıyor.